Merhaba. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaklaşık 40-45 kişilik bir gazeteci grubunu Roma'ya götürmüştü. Avrupa Olimpiyatları düzenlenecek. İstanbul'da yapılacak bu olimpiyat. Bununla ilgili gazetecileri de götürdüğü için, belediye bütçesiyle karşılandığı için bunlar çok ciddi tepkilere sebep olmuştu o zaman da. Biz de eleştirmiştik. Kamu parasıyla, belediye parasıyla neden gazeteciler gider? Ben de bir gazeteci olarak gazetecilik yaptığım dönemde, mesela olayda çalıştığım yıllarda Tofaş, teşekkür ederim. Tofaş bizim gazeteden adam isterdi, muhabir isterdi ve beni de görevlendirirlerdi ama Tofaş bir kamu değil, özel bir kuruluş. Tofaş karşılardı bizim konaklama ve uçak biletlerimizi. Ama kamunun parasıyla, devletin parasıyla gazetecilerin bir yere götürülmesi çok etik değil. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da İmamoğlu'nu eleştirdi. İşte gazetecileri işte Roma'ya götürmesi, işte bu tur mudur, nedir falan filan, bununla ilgili bir takım eleştiriler getirdi Sayın Erdoğan. Ama şunu unutmamak lazım. Olimpiyatla ilgili zannedersem ya Brezilya ya da Arjantin olacak. Bu olimpiyatların Türkiye'de düzenlenmesiyle ilgili yaklaşık, yanılmıyorsam, 500 küsür gazeteciyi özel uçakla oralara götürmüştü vakti zamanında, ki Kıbrıs'a gitmişlikleri var. Bakanların özel uçaklarla yurt içinde dolaştıkları var. Nedense AK Parti'nin yaptığı, Sayın Erdoğan'ın yaptıkları kimseye batmıyor ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmamoğlu'nun yaptığı, ki bana göre hepsi yanlış, rahatsız oluyor. Neden biz eleştiriyoruz İmamoğlu'nu da AK Partililer kendi yaptıkları, kendi siyasetçilerin yaptıklarını eleştirmiyorlar? Bakalım, vatandaşa bugün bunu soracağım. Neden objektif olamıyorlar? Sorayım mı ablacığım sana? Nasılsın, iyi misin? Önce gidişatla başlıyoruz. Gidişatı soruyorum. Nasıl ekonomi? Gidişat kötü. Kötü. Evet. Kötü. Şimdi bu kötü gidişatın olduğunu Sayın Erdoğan da kabul ediyor. Evet. Fotoğrafı da orada. AK Partililerin birçoğu da kabul ediyor. Fakat tasarruf yapıyorlar mı, bütün mesele bu? Yani. Onlar yapıyorlar mı tasarruf? Muhtemelen vatandaşlar olarak sizler tasarruf yapıyorsunuzdur. Tabii. Yani kısıyorsunuzdur. Aynen. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu bu Roma'ya bir sürü gazeteci götürdü geçtiğimiz haftalarda. Çok tepki aldı. Tabii, bu evet. Avrupa Olimpiyatları düzenlenecekmiş. 40 küsür gazeteciyi götürdü. Evet. Erdoğan bugün onu eleştirdi. Dedi ki ya kamu parasıyla, belediye parasıyla gazeteciler mi götürülmüş dedi. Evet. Ama aynı şeyi kendileri de yapıyor. Aynen öyle. Niye bu ikircikli tavır böyle? Ne diyorsun, ne düşünüyorsun? Bilemiyorum şu an vallahi. Hangisi doğru? Yani... Ama ekonomi kötü diyorsun. Ekonomi kötü, tasarruf aynen. Tasarruf neden yapıyor? Son sorum bu. Tasarruf şöyle yapıyorlar? Eskiden bir çarşıya çıktığımız zaman gidip bir yerde yemek yiyebiliyorduk ama şimdi simide alayım. Simide onlar tasarruf yapıyor mu, bizi yönetenler? Mesela saray yapıyor mu? Beştepe. Onlar yapmıyor tabii. Niye? Ki de. Mesela kestane balından ödün vermiyor değil mi? Aynen. Medine hurması. Aynen öyle. Manda yoğurdu değil mi? Aynen. Manda kaymağı mıydı? Manda aynen, aynen sen öyle. Sen en son ne zaman kestane balı, Medine hurması yedin? İyi. Ramazana. Bunlar 4 kişinindir. Ramazandan şey, Ramazana. 4 kişi aldık bunu. Ha, bunlar 4 kişinin ürünleri. Ha, bir dakika dur. Kişinindir. Kaç para tuttu bunlar? 1 milyon küsür lira. Sizin 4'ünüzün pazarlığı. Evet. 4'ümüzün pazarlığı. Geçen sene ne kadardı bunlar? Yarı fiyatı mı? Yani aynen öyle. Niye gidiyoruz ablacığım böyle ya? Vallahi bilmiyorum. Sorumlusu kim peki? He? Sorumlusu bu yaşadığımız sorumlu. Sorumlusu bu devleti yönetenin. Kim onlar? Kim onlar? Bakıyor bize, bak orada. Aynen öğrenciler, yabancılar. Aynen, Türkiye'ye giriyor. Evet. Ha, dış güçler. Dış güçler mi abi? Geldi gidiyor. Valla ben Diyarbakırlıyım. Diyarbakır'dan gelmişim. Misafirim. Bir dakika. Diyarbakır'da Türkiye'nin bir parçası. O da Türkiye. Pahalı değil mi valla? Pahalıdır. Orada hayat pahalı. Her yerde pahalıdır. Orada da Türk lirası var. Aynı. Her yerde pahalıdır. Abi ben Diyarbakırlıyım. Tamam, Diyarbakır'dan buraya gezmeye geldim. Gezmeye gelmişim. Ablam bile gelmişim. Bursa'yı beğendin mi? Beğendim. Güzel. Diyarbakır da güzel şehir. Diyarbakır çok güzeldir. Güzel. O da güzel burası. Bizim şehrimiz, bizim ülkemizin şehri. Bizim her yer bizim memleketimizdir. Her yer bizim memleketimizdir. Dikkat et ablacığım kendine. Tamam. Sorayım mı ablacığım sana? Sağ ol bakalım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz sağlık, nasılsınız? Sağlık, sıhhat, keyif. İyiyim Allah'a şükür. Şimdi bize sürekli tasarruf yap diyorlar bizi yönetenler. Kendileri yapıyor mu? Yapmıyor. Saraydakiler yapsın tasarruf. Yapmıyor. Evet. Şimdi buna paralel bir soru var. Gel ablacığım, sen de konuşabilirsin sen de. Kızınız mı? Kızım. Ha, kızınız, tamam. Şurada durabilirsiniz. Fakir tasarruf yaptı. Şimdi Sayın Erdoğan İmamoğlu'nu eleştirdi. İmamoğlu'nu biliyorsunuz. Biliyorum. Geçtiğimiz haftalarda bunlar Roma'ya gazeteci götürdü. Dedi ki belediye parasıyla işte tur mu olurmuş? İşte niye götürmüş? Kamu parası falan. İçtiler.
Dedi. Eşitler. Ama kendileri tasarruf yapıyor mu? Yok. Erdoğan yok, da götürüyor mesela bir sürü gazeteci. Onun götürdüğü uçakla. Değil mi? Evet. Özel uçakla. Özel. Erdoğan yaparsa normal. Aynen. Evet. Biz onlar muhalefet yaparsa canımız kötü kaka yani. Ha, yani. Ağzım olduysa. Mahvettiler oğlum bizi. Mahvettiler. Mahvet. 10 lira aylıkla. 10 lira aylıkla. Ya çalıştık, yıllarımızı verdik. Çalıştığıma yanmıyorum. Şunlar bebekti. Eve bıraktım. Kimse bakmadı. Ona yanıyorum. Ben işte emekliyim. İşçi emekli, çalışarak, ödeyerek değil. Anladım. Çalışarak, millet yatağında yatarken ben duraklarda alın titriyordum. Alın tabi, ben duraklarda titriyordum oğlum. Yaz kış ya, mahvettiler. Şimdi emekli olduğumda muhtemelen tazminat aldım. Evet. Almadım. Neyse, o zaman emekli aldığımda. Bak, annem 2004'te emekli oldum. 2004'te. Annem emekli, babamın maaşı. Uzun yıllar, hani 20-25 yıl çalışsan o tazminatla bir ev, bir alırdım, araba alırdım. O zaman yani annem evde emekli parası alıyordu. Ben çalışıyordum. Annem benden çok alıyordu emekli. Ha. Anneme diyordum ki Zülfiye'ydi adı. Zülfiye teyze yatıyor. Yattığı yerde benden çok alıyor. Al yavrum diyordu. Emekli parası bana veriyordu. Ya şeye getireceğim. 2006'da emekli oldun değil mi? 2004'te. 2006'da. 2004'te. 2004'te aldın emekli maaşıyla. Kaç çeyrek alabiliyordun? Şimdi kaç alabiliyorsun? Şu an ancak şu gramı iki, zor oldu. İki tane. İki buçuk olmuyor. İki tane. İki bir de gram. İki bir de gram. O kadar. Aynen, o kadar. Allah yardımcımız olsun. Rabbim büyük. Allah tamam. Yani Allah büyük de bizler çok küçük. Biz evet. Ama bizi çektirenler hesabını versin. Oy verdiniz mi daha? Hayır. Hiç vermedim. Hiç. Çok da dua ediyorum. Verenlerin de vebali var. Biz rahatım. Rahat. Hiç vermedim. Vermem. Beni keseceğini bilsem gördükçe sinir oluyorum zaten. Anladın mı? Beni kes. Ama şey ya bizim insanımız ya dur ben şöyle götüreyim. Bilal göster de Sayın Erdoğan da görsün. Görsün. Beni götürsün vallahi ben razıyım. Ha. Nereye herkes götürsün? Nereye götürse götürsün. Ben razıyım. Yeter ki gitsin başımızda. Ama seçildi millet seçti abla. Ben vermedim. Ben vermedim. Tamam, sen ben vermedim. Verenlerin de vebali var işte. Hı. Bak ne oldu? Yazık bunlara ziyan oldu gençlere. Biz gene yaşadık geldik gidiyoruz ama. Emekler yılı ilan etti bize. Ya işte çok güzel tokat vurdu bize. Dalga geçiyor bizimle. Ne yılı? Yaşıyoruz mu? Bizi tatile yolluyor %15. Benim ekmek param yok. Nereye gideceğim tatile ya? He? Sanki Antalya'ya yolluyormuş gibi bir de övünüyor. Neydi o? Dalga mı geçiyorlar yurtlara ya? Yurtlara yolluyor. Evet. %15 indirimle. Benim oğlum var 25 yaşında yurt dışına çıkacak. Yani şurada ekmek için. Hazırladı zaten her şeyi. Ekim gibi geç. Yok diyor. Onu açtılar mı kollarını yurt dışına? Onu mu bekliyorlar? Hayır beklemiyorlar ama yani bir şekilde bir yolunu buldu gitti mesela bulamayanlara Allah gitti sabır versin. Gidecek, Ekim'de gidecek yani. Nereye gidiyor? Hırvatistan'a. Hırvatistan'a? Aynen. Ne yapsın? Hırvatistan'a gidiyor. Yani 1 litre süt 1.30 euro. Orada iş buldu mu ki? Buldu. Buldu. Hırvatistan arkadaşlar Almanya, İsviçre ya da işte İskandinav ülkeleri değil. Hırvatistan'a. Ne yapsın? Yok burada. Yok çocuk. Yani hiçbir hayalim yok. İş bulamıyor çocuk. İş bulamıyor aynen. Ne okudu? Mekatronik yani bir de. Mekatronik. Orada kendi işini mi buldu? Yok. Orada kuryelik yapacak. Kuryelik yapacak arkadaşlar. Oğlu yurt dışına gidiyor Hırvatistan'a kuryelik yapmaya. Mekatronik okudu. Aynen mekatronik okudu ve ona bir de torpille işe girmesi gerekiyor. Ha. Özel sektöre bir de. Ne hale düştük yani. AKP'ye uyuyor olacağım. Belki iş bulursun. Onu da istemiyoruz biz. Teşekkür ederim. Allah. Sorayım mı abicim sana? Teşekkür ederim. Sokaktaki adam. YouTube'da abicim. Sokaktaki adam. Nasılsın abicim? İyi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi hamdolsun iyi olmaya çalışıyoruz. Allah iyilik etsin. Şimdi tasarruf diyorlar. Bizi yönetenler tasarruf yapıyor mu? Vallahi bizi yönetenler hiçbir devirde tasarruf yapmadılar. Bütün tasarrufu fakir halkın, fukaranın, dulun, yetimin, emeklinin, işçinin, memurun sırtına yüklediler. Tamam. Şimdi buna paralel bir soru soracağım. Şimdi biz gazeteciler olarak hepsini eleştiriyoruz. Mesela İmamoğlu geçtiğimiz haftalarda 40 küsur gazeteciyi Roma'ya götürdü. Bu Avrupa Olimpiyatları düzenlenecekmiş. Bununla ilgili taraflı tarafsız ki ben de eleştirenlerden biriyim. Kardeşim gazetecileri belediyenin parasıyla götüremezsin. Ama Sayın Erdoğan da bugün ya da dün eleştirdi. Dedi ki kamunun parasıyla devletin parasıyla tur olmaz dedi. Dedi ama geçen günlerde bir bakanını özel jetle bir yere gönderdi. Unuttum nereye gönderdiğini. Hangi bakandıysa özel jetle tasarruf dediler. Kendi bakanını özel jetle gönderdi yurt dışına. Kaldı ki. O hesap olmuyor mu? Ben de onu soruyorum yani. Erdoğan da gazetecileri alıp götürüyor. Evet. Değil mi? Evet. Kaldı ki devlet yetkililerinin, devlet erkanının hiçbirinde şu anda zerre kadar tasarruf yok. Mehmet Şimşek'in de bu tasarruf programı adı altında yaptığı eylem de bana göre boş bir eylem. Bu zamana kadar niye yapmadın? Bir de yıllar geçti. Ne 3 yıllık?
İşte ben de onu anlamadım. Neden 3 yıllık? Mesela 4 yıllık kaldı Erdoğan'ı. Neden 4 yıllık değil ya da daha uzun süreli değil? Sonra yani bu memleketi bu hale ben getirmedim. Bu tasarruf eylemlerini de ben kendi ben fakirden fukaradan çıkaracaksan yapma kardeşim. Yani bu tasarruf eylemlerini ben niye yıllarca ben bu memlekette yaşıyorum 60 yaşına kadar. Ya eski hükümetler zamanında da yoksulluk gördüm. Orada da yoksulluk gördüm. Ta buraya gelinceye kadar yoksulluk gördüm ya. Bir de diyorlar ki herkesin kapısında iki tane araba var. Ne var bilmem ne var. Bende hiç araba yok kardeşim. Yok mu? Herkeste var diyorlar. Herkeste var diyorlar. Millet, belki vardır sen bilmiyorsun. Millet iliğine kadar millet iliğine kadar bankalara ipotekli. Eğer bir bana araba bak, almışsa. Bana. Yüzünü kameraya dönme. Belki vardır. Baktın mı? Belki de vardır araba kapının önünde ya. Var da benim değil. Kimlerinse bilmiyorum yani. Belki senindir. Haberin yok. Şu anda Türkiye'deki bankalara gel abi biraz ya genç olarak sana da söyleyeyim. Türkiye'deki bankalara borcu olmayan bir Türk vatandaşı düşünemiyorum. He. Eğer bir araba almışsa git hangi bankadan kredi çekip almıştır ya da ev almışsa hangi ama bu millet son seçimde devam dedi ama Erdoğan'a ya. Devam dedi. Yok abi. Son seçimde devam demedi. Yerel seçimler. Genel seçimlerde. Ha. Genel seçimlerde evet devam dedi ama artık milletin de burasına geldi. Yerel seçimlerde ona göre oyunu kullandı. Ama ve hala bu duruyor Sayın bu duruyor da yerel seçimlerde millet rengini gösterdi. İnşallah bir dahaki genel seçimde zaten kanunen cumhurbaşkanı olma hakkı olmadığı gibi olsa da zaten bir daha onun olma şansı da yok. Anayasayı değiştirmek istiyor. Haberim var herhalde. Ya o kaçıncı anayasadır değiştiriyor? Neden değiştiriyor ki anayasayı? Ben anlamıyorum. Anayasanın hangi maddesini beğenmiyor da değiştiriyor? Erken seçim kararı alacak belki. Alsın. Ben de istiyorum bugün erken seçimi. Tamam alsın. Anya'yı Konya'yı görsün. Erken seçime gidemez abi ya. Erken seçime gidemez. Peki niye anayasayı değiştirmek istiyor? Abi ilk 3 maddesini zaten değiştiremez. Kendisini garantiye almak için, ileride yargılanmamak için, ona hesap sormasınlar diye bütün anayasadaki maddeler kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Ama Türk milleti bunu yemez. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sana sorayım. Efendim şimdi abi. Bu İmamoğlu'nu eleştirdi Sayın Erdoğan. Geçtiğimiz haftalarda İmamoğlu 40 küsur gazeteciyi Roma'ya götürdü özel uçakla. Tamam. Ve Erdoğan da dedi ki kamu parasıyla işte gazeteciler tur düzenlenmez, tur olmaz işte falan eleştirdi İmamoğlu'nu. Ama aynı şeyi kendisi de yapıyor. İşte abi yani aslında sistem neden yavaş yavaş gördüğünüz üzere değişiyor abi. Hani CHP artık baskınlığını kurdu. AK Parti'de yavaş yavaş onlar da biliyorlar kendilerini söndüğünü. Şimdi İmamoğlu'nu da eleştiriyor muyuz böyle yaptığı için? Tabii abi yani. Çünkü Erdoğan'ı eleştiriyoruz. Herkesi eleştirebilirsin abi. Yani kimseden korkun olmaması lazım. Herkesi eleştirebilirsin. Öyle yani. Nasıl görüyorsun genç olarak nişanlı? Abi şimdi şöyle. Ben yeni nişanlıyım. Evet. Ev kiralarına bakıyorum. Yani şimdi Nilüfer'de Osman Gazi arasında fark farkı var. Gazcılar'da 40 yıllık bir bina 10'dan en kötü 10'dan başlayıp 15'e kadar gidiyor. Nilüfer'de de 20-25. Asgari ücret en kötü 20 alsan. Yani bir kişi bir ay eve çalışıyor, bir kişi de yeme içme, gıda, beslenme onları harcıyor. Bir de düğün yapacaksın. Abi onlar daha çok zor. Şu anda nişanlık evresinde bunlar kara kara düşünüyorum diyorsun. Yani ben çok anladım, gel. Yani çok şükür gel. Her şeyi aldık. Ama siz de konuşun. Merhaba. Bir vekil verdim ben ona. Öyle mi? Vekil verdin. Dur. Abinle bitirip sen aşçı mısın? Ben aşçıyım abi. Köfteciyim. Tamam o zaman işin iyi o zaman. Ya yani benim mesleğini işim, iyi yazdın. Mesleğimi evet abi. Küçüklükten beri aynı. Kul vardı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Umudun yok görüyorum ama evet, yapabilecek bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi. Sen konuşmak mı istiyorsun? Bilmiyorum. Kameraya çıkmak istiyorum. Kameraya yani. Çıkmak istiyorsun. Kameraya çıkmak değil. Kameranın seni çekmesini istiyorsun. Tamam ne yapmam ama gerek? Siz de gelin de yanında durun. Ne yapmam gerek diyor. Ha ne yapman gerek? Güzelim ama benim sorularım sana çok ağır gelir. Yok yok ben ekonomiyi soruyorum mesela. Ha o benden değil. Ha o benden değil diyor. Peki annen şikayet ediyor mu ekonomiden? Bilmiyorum valla ama ben karışamam. Karışmam mı diyorsun? Tamam. Gidişat soruyorum ablacığım ya. Valla benim gidişatım iyi. Senin iyi de genel anlamda. Benim tuzum kuru. Ondan sonra Tayyip'e oy vermedim ama tuzum kuru. Tamam kurabilirim. Sağ olsun. Herkesi dumun etti ama beni iyi etti sağ olsun. Çok tamam. Teşekkür ederim. Ona sayesinde. Ona oy vermeyenleri, verenleri mahvetti, vermeyenleri iyi etti. Öyle mi? Senin o zaman yani ne iş yaptığını bilmiyorum ama genel anlamda tamam sizin tuzunuz kuru da benim tuzum genel kuru, anlamda kuruttum ben onu evet. Heh. Kötü yani. Onu soruyoruz ablacığım. Kötü ama insanlar gene hiçbir şeyden eksik kalmıyor. Alışveriş yapıyorlar. Kredi çekiyorlar alışveriş yapmak için. Hiçbir şeyden eksik kalmamak için uğraşıyor ama eskiden böyle değil de bu kadar çok para harcayacak şey yoktu yani. Peki böyle alan yoktu. Tasarruf ediyorlar mı?
Onlar kendilerine tasarruf yapıyorlar. Kendilerine göre tasarruf yapıyorlar tabii. Tasarruf mu? Ona tasarruf yani mu kendi, başka bir şey mi? Kendine göre kıvırıyor, doluyor. İmamoğlu geçtiğimiz haftalarda Roma'ya bir grup gazeteci götürdü. İmamoğlu'nuz şey yapmıyor mu artık? Yok yok, sorumu ona göre. Gazetecileri, bir grup 40 küsur gazeteciyi Roma'ya, bu Avrupa Olimpiyatları İstanbul'da düzenlenecek, bununla ilgili çok tepki oldu. Taraflı tarafsız ki ben de eleştirdim. Kamu parasıyla gidilmez diye. Ama Sayın Erdoğan da dedi ki, kamu parasıyla, işte belediye parasıyla tur mu olurmuş falan eleştirdi. Ama aynı şeyi kendisi de yapıyor. Herhalde. Yapabilir mi? Erdoğan yapabilir mi? Ya hepsi yalancı be ya. He? Hepsi yalancı. Her şey var onlarda. Her abi şey. Hangi kanalı çıkıyor? Bence kendilerini düşünüyorlar. Kanal D mi çıkıyor? Yok, sokaktaki ne? Adam nerede YouTube'da. Nerede kanal D? Kanal D olsa. YouTube'da. Bilmiyorum. Bizimkiler daha çok izleniyor ya. YouTube'da bak, Defne, sokaktaki Defne adam. Defne koşun. Merhaba. Söyle bakayım, abone olsunlar. Abone olun bu kanala. Bak de ki Defne, sokaktaki koşun, adama, sokaktaki adama abone olun. Ya. Beğenmek, paylaşmak, yorum yapmak. Like atmayı unutmayın. Beleş edin. Beleş. Beleş. Dur, annen de fotoğrafını çekecek. Vay, video yapacak. Merhaba. Merhaba. Peki bu, videoyu beğenmek, paylaşmak beleşe, para istemiyorsun. Bu kanala abone olun, like atmayı unutmayın. Bedava. Bedava. Bedava, bu kadar. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Annem bak çekiyor anne. Merhaba. Teşekkür ederim. İsmin ne? Defne. Defne'yi, Defne'yi. Duydunuz Defne'yi. Benim de kanalım var, bana da abone olsunlar. Aa, senin de mi YouTube'da kanalın var? Evet. Oo, Defne'nin de kanalına abone olun. İsmi ne kanalın? Kanalın ismi ne? Annem de. Annen de. Defne koşum olarak. Defne, Defne'nin YouTube kanalına da abone olun. Sorayım mı abicim? Teşekkür ederim. Sorayım mı abicim sana? Buyurun. Dur şöyle geleyim. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Gündemi takip ediyor musun? Edebildiğim kadar. Şimdi tasarruf, tasarruf, tasarruf diyorlar. Belediyeleri eleştiriyoruz, iktidarı eleştiriyoruz. Mesela geçtiğimiz günlerde İmamoğlu 40 küsur gazeteciyi Roma'ya götürdü bu Avrupa Olimpiyatları sebebiyle. Evet. Çok eleştirdi. Biz de eleştirdik. Dedik ki ya, gazeteciler niye kendi imkanlarıyla, imkanı yani, olmayan gidebilir ya, de. Yani. Mesela bizim gibi gazetecilerin imkanı yok, gidemeyiz. Yani, gerçi bizi davet etmiyorlar, ayrı mesele de. Anlıyorum. Ama Sayın Erdoğan da eleştirdi. Dedi ki, belediye parasıyla, kamu parasıyla tur mu olurmuş falan gibi. Şimdi Erdoğan da yapıyor aynı şeyi. Erdoğan, ama Erdoğan'ın yaptığı, şimdi şöyle söyleyelim. Olaya farklı gözlerle bakmak lazım. Mesela nasıl bakalım abi? Söyle. Örneğin Erdoğan dış gezilerine gittiği zaman, Cumhurbaşkanı olarak özellikle gittiği zaman iş adamlarını da götürüyor genelde, gazetecileri de götürüyor ki birçoğu konaklama ücretini kendisi karşılıyor. Emin misin? Gidenlerin. Evet. Çünkü ben de daha önce gazeteyle uğraştım. Reklamcılık yaptım, radyo programcılığı yaptım şu an. Anladım. Yani şairim aynı zamanda. Erdoğan'a şairsin aynı zamanda. Erdoğan götürdüğü gazeteciler kendileri karşılıyor. Büyük bir bölümünü, çünkü ben makalelerini okumuştum. Hatta bununla ilgili Fulya Öztürk'ün çok acayip bir açıklaması vardı. Anladım, tamam. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. İkisine de karşıyım ben. Ben hepsine karşıyım. Yani yanlış anlamayın. Hepsine karşıyım. Ya karşıyım. Ona bakarsanız. Onlara gelince zaten fonlanıyor onların hepsi, biliyorsun. Onlara gelinceye kadar birçok yerde çok fazla israf var. Yani biz yanlış anlamayın. Deveyle gideni unutuyoruz. Pireyle gidenin peşine düşmüşüz. Yani evet, aynen onu yani bunlar ufak şeyler. Asıl vurgunu yapanlar farklı. Niye yani tepedekiler tasarruf yapıyor? Mesela bu Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf paketi vardı, biliyorsunuz. Evet. Saray yok o pakette. O artık ne diyeyim? Onların kendi tasarrufunda, kendi yapacakları şeyler. Anladım. Yani bizim vatandaş olarak şu anda yapabildiğimiz hiçbir şey yok. Yanlış abi, anlamayın. Sandığa gidince veriyoruz. Sandığa gidince de yok. Sandığa gidince de yapmıyoruz. Şey, yani Nazım Hikmet'in söylediği gibi kuzu gibi milletiz. Evet, ne yaparsan yap. Yani bugün kabahatin çoğu senin canım kardeşim değil mi? Yani şu an yani yerlisi de, yani yandaşı da, muhalefeti de, yani iktidarı da, hepsi birden. Şu anda bal tutan parmağını yalıyor. Kim ne derse desin. Çok kötü yani, bir atasözü o. Bal tutan parmağını yalıyor da. Yanlış anlamayın. Hemen ben iktidar geldiğinde bütün adamlarını yerleştirdi her kuruma. Belediyeler değişti. Belediyeler geldiğinde onlar da bütün adamları değiştirmeye başladı. Evet. Ki işler de aksamaya başladı. Yani aslında liyakat olsa eskisi gibi, şu anda her şey adamcılık. Adamın varsa bir yerlerdesin, yoksa
Güle güle sana. Teşekkür ederim abi. Oh, çok teşekkür ediyorum. Sorayım mı abicim, geldin? Sokaktaki adam, YouTube sokaktaki adam. Buyur abi. Nasılsın? İyi. Ya ekonomi kötü diyorlar. Benim için değil. Senin için değil. Ben her ay bankaya yatırmışım paramı. Vallahi kaç para? Her ay faizini 500 bin lira para alıyorum. 500 bin Salak lira. Salak mıyım, çalışacağım? 500 bin lira. Evet. 500 bin lira. Evet. Her 10 trilyonlu paramı yatırdım, 600 trilyon. 10 milyon yatırdım. Heh. 500 bin alıyor. Aynen öyle. Abi nereden buldun bu parayı? Havada iki tane dairem vardı, sattım. Kiraya vermek derse. Kiradan bir bok gelmez. Paradan yine oldun yine. Sattım diyorsun. Oo, şimdi ne geziyorum? Faiz haram diyorlar. Haram diyelim, ben şeyine sokayım. Öyle diyorlar, dinimiz ya değil. Ya siktir de onu diyen pezevenkler. Ankara'dakiler hepsi faiz yiyor. Nasıl olacak bunlar? Vatandaş deyince haram diyorlar. Emekliye geldiği zaman kredi çekiyor emekliler. Parayı devlet, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, şunlar bunlar faizden para veriyor. Bu nasıl haram olmuyor? Diyanet İşleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Aha. Bak bunu yayınlayın ama. Tamam, yayınlıyoruz. Bak bunu yayınla dedi, yayınlıyoruz. Bak. Dedi ki, devlet bankasından alırsanız krediniz haram değildir. Özel bankadan alıyorsanız haramdır dedi. Kim dedi ya? Duydun bak, mu Bahçeli böyle bir şey mi dedi? Bahçeli demedi. Diyanet İşleri Bakanı. Dedi ki. Ya konulara girmeyin de ben sana sormayayım. Sor bakayım. Şimdi İmamoğlu'nu tanıyorsun. Benim çocukluk arkadaşım, İstanbul doğma bilmeliyim. Öyle mi? Ha, evet. İstanbul'dan tanıyorsun ama aynı. Trabzonlu. Evet. Ben de Trabzonluyum. Sen de Trabzonlu. Evet. Şimdi İmamoğlu geçtiğimiz haftalarda bir grup gazeteciyi Roma'ya götürdü bu Avrupa Olimpiyatları için. Tamam. Eleştirdiler. Ben de eleştirdim. Niye? Dedim ki ya belediye parasıyla olmaz. Şimdi Erdoğan da eleştirdi. Dedi ki ya kardeşim belediye parası, kamu parası tur olmaz dedi. Peki Recep Tayyip Erdoğan gönderdiklerini nereden vermiş? Cebinden mi vermiş o paraları? Evet. Bütün soru bu. Soruyorum sana. Ben buradan reise söylüyorum. Sen cebinden mi verdin? Bak. Geçmişte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gazman Paşa çocuğudur. Ne dedi? Bizi... Samsunlu değil mi o da ya? Kim? Trabzonlu. Trabzonlu. Ben Samsunlu diyorum. Neyse tamam. Dedi ki bize dedi bunları dedi Allah yaptırıyor dedi. Evet öyle demiş. Ben de diyorum ki buradan senin Allah'ın var mı diyorum. Şerefsiz diyorum. Saygısız. Ben yüzüne karşı söyledim onun abi. Ha, öyle mi? Evet. Yüzüne karşı. Yüzüne karşı söyledim. O zaman sorun yok diyorsun. Yok abi. Ben Gazman Paşa'da seçimler olduğunda bir daha tekrardan seçime girdiler. Gene kazandılar. Ben Gazman Paşa Belediyesi'nin altında taksi durağı işletiyordum. Ben onun yüzüne karşı söyledim. Söyledim bunu. Evet. Şimdi Süleyman Soylu'ya madem konuyu getirdim, onu söyleyeyim. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı iken bir sürü baronlarla maronlarla fotoğraf var. Var. O gitti şimdi bütün yeni Ali Yerlikaya. Hı. Bak, çıkarıyor, onun yaptıkları da çıkarıyor. Bak ben size bir söyleyeyim mi? Süleyman Soylu doğma büyüme Gazman Paşa çocuğudur. Sigorta şirketi vardır. Şu anda dershaneleri vardır. Sarıgöl ve Emniyet Müdürlüğü'nün karşısında Bursa Mahallesi'nin baronlarla esrar içtiğini ben şahidim. Şimdi kanıtlamak lazım. Bu itham bu. Bende kanıt var. Bak yayınlayacağım, ona göre. Yayınla abi. Baronlarla işbirliği yaptığını ben biliyorum. Ben biliyorum ya, ben fotoğrafları var zaten. Bak ben sana söylüyorum. Ben onun yüzüne karşı da söylüyorum. Tamam, yüzüne karşı söylemişsin. Heh. Son soru. Gidişatı nasıl görüyorsun, ülkenin gidişatı? Vallahi ne bok olursa olsun benim umurumda değil. Ben bankadan alıyorum paramı. Bakıyorum hayatımı. Bugün buradayım, yarın başka yerdeyim. Bana ne abi? Benden sonrası tufan diyorsun. Bana ne abi? Kim ne yaparsa yapsın. Şimdi inandığımız din diyor ki Peygamber Efendimiz diyor ne ki diyor? Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor. Peki ben açken tok olan insan gelip sordun beni, sormadı. Her koyun kendi bacağından asılır hemşerim. Paranı kazan, nasıl kazansan kazan. İster çal, ister dolancılık yap, istersen pezevenklik yap. Kimse ilgilendirmez. Benim öz evladım da olsa aç mı yatıyor? Anasının amına kadar yolu var diyor. Sakin ol. Tamam, teşekkür ederim. Mı? Tamam. Teşekkür ederim. Abim hızını alamadı. Abi hızını alamadı, sen bana soracaksın, ben cevap vereceğim. Tamam ama küfür etme çok. Tamam. Küfür iyi değil. Tamam, indirdik. Değil. Teşekkür ederim. Sağ tamam. Ol. Hadi sağ olasın. Yayınlar sorayım mı abicim sana? Nasılsınız? Önce hali hatır. İyiyim, sağ olasın. Nasıl görüyorsunuz gidişatı? Kötü. Kötü. Niye kötü güzelim? Bilmiyorum ama her şey bence kötü ilerliyor. Ekonomik anlamda. Evet. Siz konuşmaya geldiniz galiba. Beraberiz, evet. Siz de o zaman şöyle siz de görelim. Şimdi o zaman siz de oraya girebilirsiniz. Evet. İmamoğlu'nu tanıyorsunuz.
Evet. İmamoğlu geçtiğimiz haftalarda, bugünün sorusu bu. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a, İstanbul'dan Roma'ya gazetecileri götürdü ve çok eleştirildi. Dediler evet. ki belediye parasıyla, ki biz de eleştirdik. Yani. Ama Erdoğan da dedi ki olmaz dedi, götüremezsin dedi. Kamu parasıyla dedi, belediye parasıyla tur olmaz dedi. Peki ya kendisi? Ya kendisi de aynı şeyleri yapıyor. Bence belediyenin başında bir kişinin olmasını hiçbir şekilde hak vermiyorum. Nasıl anlayamadım? Yani bunu? Dünyayı bir kişinin yönetmesine... Dünyayı? Yani Türkiye'yi. Aynen Türkiye'yi. Ama Erdoğan yönetiyor, millet ona oy verdi değil mi? Ben hak vermiyorum. Tamam, Erdoğan'ı seviyorum evet. Onun yaptıkları şu ana kadar daha iyi ama bilmiyorum. Ne diyorsun? Bir kişi bir de bu kadar çok kalmasın. Aynen öyle. Çok mu kalması gibi bir şey? Ben yok, yok. Peki, çocuk ağladı. Ağlama. Aynen. Ağlama. Teşekkür ederim. Hadi. Rica ederim. Hadi. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. İmamoğlu'nun, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın İmamoğlu ile ilgili yaptığı açıklamayı sordum. Bana göre, anonsa da başta da söylemiştim. Bana göre ikisi de yanlış. Kamu parasıyla, devlet parasıyla, belediye parasıyla kimseye ayrıcalık tanınamaz. Ne gazetecilere ne bir şey. Videonun başında söylediğim gibi ben de gazetecilik yaptığım dönemde bizim gazeteden istiyorlardı ki yerel gazete çok zengin değildir. Biz işte TOFAŞ götürüyordu bizi o zaman. TOFAŞ karşılıyordu bizim masraflarımızı. Bakın belediye ya da devlet değil. Belediye parasıyla, devlet parasıyla, bizim halkın, cumhurun parasıyla her kim harcama yapıyorsa kul hakkıdır, haramdır, israftır. Bunu ben söylemiyorum. İnandığınız, inanıyorsanız, inananlar için kutsal kitabımız ve Peygamber Efendimiz ve Yüce Yaradan böyle söylüyor. Ama onlar yapıyor, doğru yapıyor, bunlar yapıyor, yanlış yapıyor derseniz işte yanlış burada, itiraz burada. Efendim? Gel. Gel gel, Bilal sana konuşmuştuk, bak bitiremedim. Gelin böyle. Gelin böyle. Geçen Bilal abinize konuşmuştu bu kızımız. Ben de. Konuşmuştu ben de. Muhtemelen Bilal abi. Bilal yoruldu. Şimdi gidecek, onda acelesi var. Sonra o zaman seninle bitiriyorum. Tamam, hadi benle bitirelim. İmamoğlu'nu tanıyorsun. İmamoğlu'nu tanıyorsun. İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu. Erdoğan eleştirdi İmamoğlu'nu. İşte belediye parasıyla, kamu parasıyla işte gazetecileri götürüyor falan filan. Masraf, israf demeye getirdi. Ya kendisi? Kendisi daha beter. Yazık, günah. Bizim altın musluğumuz yok. Neden onun altın musluğu var? Bizim musluk bile çalışmıyor. Çeşmeciyi çağırıyoruz da çeşmeci bizden 1 milyar para istiyor. Çeşme zaten 200 lira. Günah Ekrem İmamoğlu iyi biri bence. Bu çantan senin ne kadardık? Bu çantam mı? Ne kadar? Kaç para bu çanta? Bunu bana hediye ettiler bedava vallahi, bedava. Yemin ederim. Bir kuruş vermedim. Biliyorsun kaç bin dolardı? Allah bilir. Örtüsü zaten, örtüsünü hiç anlatamazsın bile. Evi maşallah diyecek yok. Şimdi çocuklarını sen manda yoğurduyla, Medine hurmasıyla... Sütaş işte, yoğurtla besleyemiyorum, sütaş yoğurt. Ne pekmeziydi? Keçi ne boynuzu pekmezi. O mu? Keçi boynuzu pekmez, en pahalı olanı. Ne balıydı? Kestane balığı. Kestane balığı. Ha. Kestane göremiyoruz, balığını nasıl görelim? Teşekkür ederim. Çok pahalı, yazık günah, şu ekonomiyi düzeltin yoksa öleceğiz açlıktan. Yakında çadır içiyorsun. Kuracak millet. Bak çadır kuracak. Yakında millet çadır kuracak. 10 lira 15 lira kiralar. Kiralar 10 lira 15 lira, bunu herkes veremiyor. Oraya verse ne yiyecek? Nasıl yapacağız? Zaten yapıyoruz ki. Eti kimse görmüyor zaten. Abla, Ekrem İmamoğlu çok tasarruf yapıyormuş. Recep Tayyip Erdoğan öyle söylemiş. Öyle mi? O zaten yok, yemeyin diyor. Yok, İmamoğlu gazetecileri götürdü ya, onu eleştirdi. Anlıyor, biliyorum. Biliyorum. Yani kısacası yeminle çadırda oturacak millet artık yani. O kadar kötü diyorsun. Tabii ki. Ama telefonum var. Olsun, bu zamanında vardı. Vardı önceden. Bu meşhur telefon zaten. Zaten bunun bu, yani bir insana telefonu var diye. Asgari ücretle herkes çalışıyor. Zamanında almışım taksitle. Ama şimdi şu anda kiralar 15 liraya arabanız çıktıktan sonra... Ya, yok. Ama yok. Herkesin var diyorlar. Sizin var mı arabanız? Var. Zamanında yok. Almış. Zamanında almış. Yok, herkesin arabası var. En az iki bak, araba, evi var. Ama diyor. Zamanında bir bak. Tekerlekli arabamız var. Zamanında. Hayır var ama Erdoğan'ın şakşaklarının var. Evet. Bizim yok yani. Bizim de üst tekerlekli. Hayır, arabaymış, telefonmuş, bunlar bahane bakın. Bunlar önceden alınan, yapılan şeyler. Hayat, tabii ki durumu iyi olanlar var ama. Emeklisiniz değil mi? Emekli değilim ben. Ha, emekli misiniz? Eşim çalışıyor benim. Bir emekli maaşıyla kaç çeyrek alamıyoruz? Kaç cumhuriyette altın alabiliyoruz? Kaç çeyrek alamıyoruz? Hiç altın mı yok bende? Sahte takınıyorum ben. Bunlar sahte mi? Sahte sahte, çelik bunlar. Vallahi çelik. İki tane oğlum var, evlenecek. Hayal şey, ben hayat pahalılığı ya. Aslında o sorular evlenemeyecek. Takılar pahalı, kiralar pahalı, eşya pahalı.
Evde kaldı iki tane oğlum. Alacak, altın alacak durum nerede? Evet. Sen öncekileri bırakacaksınız. Şimdiki işini söyleyeceksin. Evet. Şimdi millet yemin ediyorum açlığın şeyinde. Sınır. Öyle. Ama öyle. Bu millet Erdoğan'a yıkıyor. Ben ev sahibi bana çık çık deyip duruyor mesela. Yani. Çıkıp nereye gideceğim ben? Ne kadar kira ödüyorsun abi? Şu an 4 lira ödüyorum. Ne kadar istiyor? 15 lira. 15 lira istiyor. Tabii. Evet, nereden vereceğiz biz bunu? De. Çift maaş almıyoruz. Bir kişi çalışıyor. Bazısının evinde iki kişi varsa, bazısının çoğunun evinde bir kişi var. Yani Türkiye'nin yaradan çoğu hiç iyi değil, hiç. Allah kolaylık. Ne olacak? Kaç ülke bir arada yaşıyoruz ki? Sokaktaki adam, YouTube. Dışarıdan gelenler bizden rahat. Bizden rahat. Bizi göndersin oraya. Vallahi onların ülkesine bizi göndersin. Sineleri tutuyorlar tabii, değil mi? Tabii. Onlara çoluk çocuğu maaş alıyor, para alıyor. Biz alamıyoruz. Biz ülkemizden gitmemiz lazım. Bak benim çocuğum ameliyat oldu diye işe almayalar. Ne olacak hale? Emekli de yapmayalar maniyle. Ne olacak bizim durum? Madde. Bitiremedim röportajı. Niye bunun önünü almıyorlar? Çünkü gençlerimiz mahvoldu bizim ya. Mahvoldu. Mahvoldu. Ya. Bunlara hiç kimsenin umurunda değil vallahi. Baş bakalım. Oturmuş herkes yerinde. Rahat. Anca bol bol konuşuyor. Ya biz böyle şeye bak seni dedi. Bunları yayınlıyor musun? Yayınlıyoruz abicim. Yayınlamaz olur mu? Yayınlıyoruz. Yayınlıyoruz tabii. Sokaktaki Adam YouTube kanalında. Sokaktaki Adam YouTube kanalında yayınlıyorum. Tamam. Başka bir şey söylemiyorsun. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sokaktaki Adam YouTube kanalım ablacığım. Yarın kısmette saat 1'de. Arkadaşlar videomu bitiriyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Röportajı bitiriyorum dedim ama bitiremedim. Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.